Sanat Aktüel programından merhaba. Bugün biraz programa geç başladık. Bundan sonra Cuma günleri saatler 13.30'u gösterdiğinde TV1 ekranlarında karşınızda olacağız. Kaymek özel program ve konuklarıyla. Bugün çok özel bir konuğum var. Sizlerle konuğumu tanıştırmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Kaymek Mesleki Eğitim Kurslar Müdürü Sayın Mürşide Gonca Arslan bugün stüdyo konuğum. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş Teşekkür ederim. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle Mürşide Gonca Arslan kimdir, neler yapar diyerek başlayalım isterseniz. Buyurun. Uzun bir hayat yolculuğu o zaman, öyle demek gerekirse. Mutlaka. Kayseri doğumluyum. 1967 yılı Kayseri doğumluyum. Hayatımın önemli bir kısmı yurt dışında geçti. Almanya'da gurbetçi babanın bir çocuğu olunca aileyi bir araya getirmek adına yurt Evet. dışına gitmek durumunda kaldık. Hayatımın önemli, öğrenim hayatımında büyük bir kısmını orada geçirmiş olduktan sonra 90 itibariyle Kayseri'deydim. Evliyim, 3 tane çocuğum var. Çalışma hayatına biraz çocuklarımı büyüttükten ve okul hayatları onların yeterince vaktini almaya başladıktan sonra başladım. Biraz geç başladım çalışma hayatına. 2 yıldır da Kaymekler'de, birinci yılımda aile danışmanlık rehberlik biriminde olmak üzere ikinci yıl yöneticilik olarak devam etmekteyim. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki Kaymek'te tanışmanız nasıl başladı? Kaymek'le aslında Kayseri'de yaşayan birçok insan gibi önce kursiyer olarak tanıştım. Evet. 2009 yılında çalıştığım bir yer vardı. Bir özel bir dershanenin halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışıyorken o çalıştığım birime daha fazla katkı sağlamak adına rahat kurs alabileceğim yerler araştırırken Kaymek'te halkla ilişkilerle ilgili bir kurs olduğunu öğrendim. 2009 yılında kursiyer olarak gittim Kayme. 3 ay boyunca yaz döneminde uzun soluklu bir eğitimdi benim için. Katıldım ve ilk tanışmam bu şekilde bir kursiyer olarak oldu. Daha sonra yolum orada mesai çalışanı olarak kesişti, devam etti. Aile danışmanlık rehberlik biriminde çalışmak Görev için bir yaptınız. teklif alınca, doğrusu o alanda da çalışmalarım vardı zaten. Öyle olunca cazip bir teklif olarak geldi ve orada o şekilde başlamış olduk 2 yıl önce. Hayırlı olsun inşallah, Teşekkür ederim. devamı gelsin diye dua edelim. İnşallah. Uzun yıllardır da Kaymek var olan bir kurum. Evet. Biraz vizyonundan ve misyonundan bahsedelim isterseniz. Kaymek ne zaman kuruldu? Tabii ki Kaymek, Kayseri'de 2004 yılında çok küçük bir merkez olarak, aslında 3-4 branşlık bir kurs olarak açılmış, başlamış. Belki daha başlarken bu kadar büyüyeceği bile hesapta yoktu. Ama ciddi bir sosyal proje olarak görüyorum ben. Başlatanlardan gerçekten Allah razı olsun. Çok güzel bir proje. Hem belediye başkanımız hem bu projede aktif olarak görev almış kimler varsa. Çünkü 2004 çok eski bir dönem. Benim çok vakıf olduğum bir dönem değil. Bize bıraktıkları noktadan itibaren biz devralmış bulunuyoruz. Çok ciddi bir sosyal proje. Toplumda ev hanımlarını biraz Evet. sosyal hayatın içerisine çekmek adına, evlerdeki o sürekli rutin temizlikti, çaydı, işte pastalı günlerde, bunların dışına çıkarak biraz daha sosyal ortamlara çekip üretime katkı sağlayacak hale getirmeyi hedeflemiş bir proje. Sosyal bir proje dediğimiz gibi. Ben çok önemsiyorum. Yani o dönemlerde temeli atıldığında, dediğim gibi, belki bu kadar büyüyeceği hesaba katılmadı ama bu proje o kadar büyüdü ki o gün bir tesiste 3-4 kursla başlayan bu proje bugün 14 şubeye ulaştı. Sadece Kaymek olarak bir o kadar da gençlik merkezleri var Kaymeklerin. Genç Kaymek. Maşallah. İnşallah bir sonraki programlarınızda konuk ederseniz bir o kadar da büyümüş genç Kaymeklerimiz var bizim. Onlara da değinmek gerekecektir mutlaka. Ve ileriye dönük de bu sayıyı ilçe bazında daha da yükselterek bu şehir merkezine gelmesi mümkün olmayan bölgelere de kaymekler açılacak. Oralarda da kurs merkezleri açılacak. O bölgede de insanlar hem istihdama kazandırılmak adına hem de bir meşguliyet oluşturmak,
kültürümüze de katkı sağlamak adına ciddi emekler sarf edecekler diye düşünüyorum. O bölge için de hizmetler olacaktır. Örneğin işte Felahiye istiyor, Özvatan istiyor. Bunların hepsi şehir merkezine de bağlanmış olunca. Develi bölgesi Develi var bölgesi, değil mi? Birçok bölgemiz var. var. Birçok bölgemiz var. İhtiyaç da var, talep de var. Çünkü kaymağın bir hizmet kalitesi var. Tartışılmaz bir hizmet kalitesi var. Bunu hem içinde eğitim veren eğitmenlerimiz de fark ederek, yaşayarak hizmet ediyorlar. Hem biz yöneticiler olarak hem de kursiyerlerimiz. Her yıl sayımızın bu kadar artması ve her yıl kurslarımızın bu kadar hızlı rağbet görerek dolması zaten bunun göstergesidir. Özellikle de çalışan eğitmenlerden gözlemlediğimiz kadarıyla artık oranın bir parçası, bir bütün haline gelmiş olarak hani büyük bir özveriyle çalıştıklarını fark ediyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Bir aile olduk esasında, bir aile olduk. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir dayanışma içerisinde herhangi bir branştaki arkadaşımızın işine destek olmak adına ve bölge taramaları başladı bugünlerde bilirsiniz. Buralarda hizmet veren idarecilerimiz, eğitmenlerimiz o kadar planlı projeli bir şekilde sahaya iniyorlar ki tanıtmak adına, kaymak kurslarına insanları çekmek ve buralarda hem rehabilite olmalarını sağlamak. Rehabiliteden kastım tedavi değil ama rahatlama anlamında. Bu Mutlaka. merkezlere geldiklerinde insanlar bir sosyal ortamda elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla burada çalışan eğitmenler insanların hayatına dokunarak bir şeyleri değiştirmenin keyfini yaşadıkları için bu kadar huzurlu ve mutlular kaymakta. Bir bakıma o zaman terapi merkezleri de diyebiliriz kaymaklar Yani için. muhakkak bir meşguliyeti olmayan her insan biraz hastadır aslında toplumda. Bunu faydaya dönüştürdüğü zaman, yaşamının bir anlamı, bir gayesi oluştuğu zaman insan daha huzurlu yaşıyor. Daha bir işe yaradığını hissediyor. Gün içerisinde bir şeylere katkı sağladığını bildiği zaman. O yüzden önemli bir sosyal proje. İnşallah daha büyüyerek de devam edecek diye ümit ediyoruz. Hiç değinmediğimiz, sürekli Kayseri'ye göre konuştuğumuz için şubelerimizden hep 14 diye bahsediyoruz. Aslında bizim bir de Bosna Hersek'te şubemiz var. Oradaki halka da hizmet veren 3 tane, 4 tane eğitmenimiz var. Onları biz Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de, Kayseri'de eğitimlerini aldırdık. Aa, Değişik branşlarda. Orada da halka hizmet veriyorlar. Özellikle onların da geçirdiği zorlu süreçten sonra kardeş şehir ilan edilmesiyle Mostar'ın, Kayseri ile. Orada da böyle bir güzelliği inşa etmiş bulunmakta Büyükşehir Belediyesi. Peki orada hangi kurslar daha çok talep görüyor? Kayseri'ye oranla Takı tasarım gibi karşılaştırdığımızda. yine oradaki halkın da gelir düzeyi çok çok yüksek değil. Çok maliyetli kursları, bizim kurslarımız ücretsiz. Evet, hiçbir bedel tahsil edilmiyor, alınmıyor gelen kursiyerlerden ama yine de bazı işleri yapmak için bir maliyet, malzeme kendilerinin alması gerekiyor. El Mutlaka. sanatlarıyla ilgili ise özellikle. Veya O bir yüzden pastacılık maliyeti, kursu var mesela değil mi? Orada da aynı şekilde. Evet, Türk mutfağı, pasta tatlı bunlar bizim burada var da orada henüz bunu açmadık. Fakat takı tasarım gibi, dikiş nakış gibi, giyim gibi kursları açtık. Oralarda bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Orada da Türk motiflerinin izlerini Aynen. taşımaya devam Aynen ve ediyoruz. irtibatımız da devam ediyor. Gidip gelmeler, yıl sonu sergilerinde bir arada olmalar. Bu muhteşem bir duygu. Evet. Peki şu an hangi tesislerde, kaç branşta hizmet vermektesiniz? Şu anda 14 farklı mahallede, burada tesislerimizin isimlerini zikretmek gerekirse eğer, Argıncık'ta var bir şubemiz, Beyazşehir, Boztepe, Erkilet, Kaymak Göznuru, Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanı, birçok Kayseri halkı bilmeyen yoktur neredeyse. Evet. Hürriyet, TOKİ, Belsin, Kaymak İhtisas Merkezi, yine Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında merkezi olan yerlerimizden. Kaymak Koca Sinan, Mimsin, Sümer, Ziya Gökalp, Turgut Reis ve son olarak buna Belsin'i ekledik. Belsin'de de kayıtlarımız şu anda devam ediyor. Henüz haberi olmayanlar varsa Belsin bölgesinde yaşayan halkımızdan bir an önce kayıtlarını yaptırmalarını önereceğiz buradan. Peki branş boşluklarımız var mı şu an? Sanırım ay sonunda dolmuş olacak tamamen. Evet, bu ayın sonunda dolacak. 1 Ekim itibariyle eğitimler başlayacak. 1 Ekim'e kadar boş olan branşlarda alımlarımız devam edecek. Birçok branşımız doldu fakat dolmayanlarda kayıtlarımız devam edecek.
Branş sayısı veya branşları sormuştunuz herhalde. Tabii Bizim lütfen. Biraz onlardan da bahsedelim. evet. Bizde ahşap teknolojisi, aile tüketici bilimleri, bilişim teknolojileri, büro yönetimi bunlar üst başlıklar. Bunların alt başlıkları altında da bizim kurslarımızın sayısı çeşitliliğini gösteriyor. Ben biraz özet geçmek adına üst başlıkları veriyorum. Tabii lütfen. Çocuk gelişimi ve eğitimi özellikle ev hanımlarını çokça ilgilendirdiği için el sanatları teknolojileri, giyim üretim teknolojileri, üst giyim dediğimiz, grafik ve fotoğrafçılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon işleri, hasta ve yaşlı kabul hizmetleri, kişisel gelişim ve eğitim başlığı altında diksiyon var, halkla ilişkiler var, iletişim becerileri var, Osmanlı Türkçesi, işaret dili yine bizim bu dönem yeni kattığımız kurslardan, konaklama seyahat hizmetleri, adli kalem, gümüş takı işlemeciliği, takı tasarım yine, muhasebe finansman, okuma yazma kursları, sanat tasarımı, bunun içerisinde yine hüsnat, tesip diye çeşitlendirebileceğimiz kurslar var. Evet. Minyatür, yağlı boya. Seramik cam teknolojilerinde Çin'i işlemeciliği var. Yabancı dilin A1 seviyesinden üst seviyeye kadar İngilizce'de birçok alanda kurslar açmış bulunmaktayız. Fransızca, Almanca, Arapça yine yabancı diller kurslarımız arasında. Yabancı diller arasında peki en çok tercih edilen dil hangisi? Arapça en çok tercih edilen Arapça. Neden ve acaba? İngilizce diyebiliriz. Arapça ve İngilizce. Arapça biraz işte kendi dini Vecibelerini daha iyi yerine getirebilmek için. gerekliliği olarak Kur'an'ı anlama sevdalısı Kayserili halkımızda çok sayıda artış var. Anlamak istiyoruz diyorlar. Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Bazıları da üniversitede öğrenci olan arkadaşlarımız özellikle ilahiyat öğrencileri Evet. veya açık öğretim ilahiyat okuyan öğrencilerin çokça tercih ettiği bir alan olduğu için yine Arapça. Yardımcı olması anlamında Evet. geliştirecekleri, kendilerini çok fazla geliştirecekleri bir Evet. alan sonuçta Ve ikinci tercih sırada ediyorlar. İngilizce de aynı derecede ilgi görüyor. İngilizce de gerçekten yine hazırlık öğrencilerinin çok tercih ettiği. Ve bunlar istihdamı da kolaylaştıran sertifikasını aldığı takdirde, o konuda becerisini geliştirdiği takdirde istihdamını da kolaylaştıracak kurslar olduğu için çok fazla talep görmekte. Yine farklı bir dil olacak mı? Daha sonrasında hani İleriye dönük düşünüyoruz aslında farklı bir dil. Ama biz şimdiye kadar İngilizce, Fransızca, Almanca, Osmanlıca okuma, metinleri okuma açtık. Şimdi de yabancı uyruklular için Türkçe açtık. Türkçe farklı Çok bir isabetli yabancı oldu. dil, onlar için Göçlerle yabancı dil beraber sahibi. özellikle artık bir Evet, ihtiyaç haline geldi, değil mi? evet. Zaten dışarıdan gelen göçlerden önce de Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklular vardı. Afganistan'dan çok daha önceden gelen göçmenler vardı Kayseri'ye. Kayseri bu anlamda bir geçiş bölgesi gibi. Çok sayıda gelen giden olur, yerleşen de olur. Biz de biraz bu uyum döneminde bu süreci hızlandırmak adına madem buradalar, burada yaşayacaklar bir müddet. Bu süre içerisinde en azından kendi ihtiyaçlarını giderebilecek kadar, maksatlarını anlatabilecek kadar dil eğitimlerine katkıda bulunalım istiyoruz. O yüzden bu kursu bu yıl faaliyete geçirdik, açtık. İnşallah Sümer kampüsümüzde bu kurs hizmet verecek. İnşallah. Bir gün neden olmasın bir Japonca, Çince veya başka bir dilde yine Düşünüyoruz. karşılaşmayalım, değil mi? Talepler var. Aslında Japonca, Çince belki henüz karşımıza çıkmadı ama Rusça çok isteniliyor. Bunun dışında başka geçerli dillerde dikkate alınabilir tabii ki. Evet, ben diğer bir soru yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Geçen döneme damga vuran birçok etkinlikleriniz oldu. Bunlar çok Evet. konuşuldu. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Geçen yıla damga vuran birçok projemiz oldu. Evet, bunların ses getiren projeler olması için zaten biz getireceğini biliyorduk. Yıl içerisinde yaptığımız sergiler, etkinlikler, sosyal projeler, proje içinde projeler çok ilgi gördü. Çok rağbet gördü. Bunlardan kastettiğiniz yıl sonu sergisi falan da var mı bilmiyorum ama Genel kapsamlı genel olarak kapsamda evet bahsedersek. sanat sergilerimiz, büyük AVM'lerde açtığımız sanat sergilerimiz çok Evet. ilgi gördü. Hunat Kültür Merkezi içerisinde zaman zaman açtığımız sergiler ilgi gördü.
Sanat sergileri, resim üzerine mi, hat mı? Karma sergiler de diyebiliriz bunlara. Hat tesip gibi o dönemin anlam ve önemine işaret eden sergiler. Kutlu Doğum Haftası mesela, Kutlu Doğum hem programını hem sergisini yaptık. Çok güzel bir gece geçirdik. Çok anlamlı bir Evet, geceydi. çok Bizler de güzel. Salon katılmıştık. tıklım tıklım doluydu. Katılmıştınız zaten. Bin kişilik salonu, bin kişi yaşayan bir salon tamamen doluydu. Ve dışarıya kadar taşmış vaziyetteydi. Çok büyük bir başarı. Sergimiz çok ilgi gördü. Evet. Bu da gurur verici tabii. O tür şeyler bizi biraz daha motive ediyor. Daha iyi şeyler yapmaya mecbur ediyor adeta. Yıl sonu sergimiz zaten başlı başına bir organizasyondu. Ve sadece ilimizden değil, il dışından da oldukça fazla ziyaretçi gördü. Ve beğenilerini, takdirlerini iletti. Tabii bu kolektif çalışmanın, takım halinde çalışmanın bir ürünü. Tek başına değil. Oraya ruhunuzu da vermeniz gerekiyor. Sadece el emeği de değil, mesai de değil. Bizim arkadaşlarımız, Allah'a şükürler olsun ki, bu çalışmaların hakkını fazlasıyla veren arkadaşlar, mesai çoğu zaman gözetmezler öylesi durumlarda. Yani memur zihniyeti denen bir zihniyet vardır. Hani Yok. işimi yapayım kaçayım öyle değiller. Öyle değiller. İşin ucundan tutarlar. Hatta yeni döneme başladığımızda hazırladığımız bir slaytımız da vardı. Böyle bir yılı nasıl geçirdik diye. İzlerken hepsinin gözleri dolu doluydu. Dikkatimi çeken oydu. Demek ki bu işten keyif alıyorlar arkadaşlar. Ortaya bir şey çıkarmanın gururunu haklı olarak hepsi birden yaşıyorlar. Ki bu böyledir. Tek başına bir insanın başarısı, becerisi değildir bu tarz şeyler. Ki Orta Anadolu'nun en büyük sergisini açmıştık biz geçen yaz döneminde. Bu çok ciddi bir organizasyon. Aylarca üzerinde çalışılan, projelendirilen bir çalışma. O yüzden bütün arkadaşlara hazır yeri gelmişken ben çok çok teşekkür ediyorum orada emeği geçen. Teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Sergiler inşallah yine devam edecek yıl sonu, değil Evet. mi? Her sene. Yıl sonu Bu sergimiz sene de büyük. düşünülüyor. Evet, büyük yıl sonu sergimiz yine olacak tabii ki. Mekanlar aynı mı olacak? Yine Kayseri. Biz merkezi bir yerde olsun istiyoruz fakat o çaptaki bir sergiyi ancak Kadir Has'ta yapabiliyorsunuz. orası Kadir Has gibi büyük salonlar, fuar alanındaki Dünya Ticaret Merkezi gibi büyük mekanlar ancak kaldırıyor. Biliyorsunuz Kaymak büyük bir aile. Biz geçen yılki sergimize neredeyse yarı yarıya ürünleri eleyerek koyduğumuz halde bile birçok kursiyerimizi maalesef üzmüş olduk. Benim eserim niye konmadı, benim çalışmam niye konmadı diye böyle tepkiler aldığımız da oldu. Ama onlar üzülmesinler. Zaten yıl içerisinde yaptığımız, Hunat Kültür Merkezi'nde yaptığımız, AVM'lerde yaptığımız sergilerde ara ara o eserlere de yer vereceğiz biz. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir açılışınız oldu. Evet. Orada da minik bir sergi düzenlendi aynı Evet. şekilde. Yine orada da değil mi? Hunat Kursiyerlerin, Kültür evet, Merkezi'nde, Hunat evet Kültür Hunat Kültür Merkezi'nde. Merkezi'nde biz yine kurslarımızın açılışına dikkat çekmek amacıyla biraz da işte yeni döneme eğitmenlerimizle merhaba demek istedik. Öyle bir mekanda demek istedik. Hem sergi açalım hem kokteylimizi, açılış programımızı orada yapalım istedik. Sergimiz devam ediyor. Hafta sonu da sanırım kalacak. Gitmek isteyen, ziyaret etmek isteyenlere duyurulur bu arada. Küçük mini bir sergi sadece kaymaklara dikkat çekmek maksatlı. Oradaki güzelliklerden birer numune koymuş olduk sadece. İnşallah Hunat Kültür Merkezi'ne de tüm Kayseri halkını davet etmiş olalım sizin Evet. vesilenizle. Yine başka bir soru. Kaymek muhteşem bir defileye de ev sahipliği yaptı. Evet. Bu da çok ses getiren programlardan birisiydi. Ve sanıyorum ilk kez düzenlendi, değil mi Evet, Kayseri'de? Kayseri'de ilk kez böyle bir defile yerel anlamda hazırlanan, sunulan bu tarz çaplı bir defile ilk defa düzenlendi. Kaymeklerde biliyorsunuz 60 civarında branş şu anda faaliyet gösteriyor. Hepsi başlı başına bir sanat eseri, bir emek, bir gerçekten görülmeye değer, teşhir edilmeye değer şeyler oluyor kaymeklerde. Bir Türk mutfağında, işte pasta tatlıda o kadar güzel şeyler yapılıyor ki bunları zaman zaman paylaşmak istiyoruz. Giyim Özellikle de mesela Kayseri'de zaten bir hani damak tadı evet. özeni, aynı zamanda bir el işi sanatına Evet. zaten bir ilgi alaka var. Evet. Ve bunun da hani izlerini siz devam Evet, ettiriyorsunuz. evet.
Giyim de bunlardan biri aslında. Hı-hı. Giyim, kadın üst giysileri üzerine yaptığımız kurslarımızda da baktık çok güzel şeyler çıkıyor. Baktık koleksiyonumuzda da birkaç çok değerli kaftanlar tamamen el işçiliğiyle ortaya çıkmış güzel eserler var. Bir defalık yıl sonu sergisinde bunlar teşhir ediliyor ve kaldırılıyor. Bizim o defilenin haricinde orada paylaştığımız 45 parçanın dışında sergi salonumuzda da bir o kadar eserimiz vardı aslında. Biz sadece programın formatına uygun olsun diye 45 parçayı sergilemiştik. Defilede gösterime çıkarmıştık. Çok güzel eserlerdi. Bunu Kayseri'de konuk ettiğimiz bir modacı gördüğünde bizim hocalarımızın Evet. eserlerini, kursiyerlerimizin eserlerini hayranlıkla izledi ve dedi ki bunu kesinlikle defileye çıkarmalısınız dedi. Biz de düşünüyorduk fakat çıkarmaya değer mi değmez mi çok böyle tereddütlüydük. Aslında çok güzel eserler. Evet kıymet veriyoruz ama bir tereddütümüz oluyor. Bir bilir kişi bu noktada yüreklendirdiği zaman daha bir üzerine gidebiliyorsunuz olayın. Hayran kaldı. Geldi, ziyaret etmişti bizim kurslarımızı. Hayranlıkla izledi bu ünlü modacımız. Bunları ne olur İstanbul'a taşıyalım dedi hatta. Sonra biz dedik ki bu Kayseri'nin malı. Kayseri'de kalmalı ve Kayseri'de ilk önce bu güzellik yaşatılacaksa yaşatılmalı. Kayseri halkına sunulmalı ilk önce diye biraz böyle yerel anlamda milliyetçi duygularımız kabararak hareket ettik. Ve iyi ki de etmişiz. Gerçekten o güzel eserler yeniden halkla buluşunca hocalarımız da çok gururlandılar haklı olarak. O ürünlerde, eserlerde emeği olan kursiyerlerimiz de çok gururlandılar. Yani orada hiç de amatörce kalmadı. Çok güzel, profesyonel bir sanat rüzgarı estirmiş olduk. İnşallah devamını bekleyelim o zaman bu İnşallah, sene de. inşallah. Bu sene projelerimiz arasında var. Bu sene biz eğer gerçekleştirebilirsek, Allah nasip ederse şimdiden projenin ön hazırlıklarına başladık. Kayseri'ye bir kültür hizmeti kazandırmak adına Kayseri'de tarihte, geçmişte kıyafetler ne giyerlerdi bizim ninelerimiz? Genç kızlar ne giyerdi 100 yıl önce? Çocuklar ne giyerdi? Erkekler ne giyerdi? Bayanlar ne giyerdi? Gelinler, yaşlılar. Biliyorsunuz kıyafetlerinde her birinin bir anlamı var. Evet, Başa bağlanan bantlar, örtüler, kesinlikle. renkleri işte Özellikle Türkmenlerde de evet. bu geleneksel Bu bir adet. geleneksel görüntüleri Hı. hem bir katalog haline getirip kültür hazinesi haline getirmek istiyoruz, yaşatmak istiyoruz bu kültürü. Bunun üzerine arkadaşlarımız hazırlıklara başladılar. Bir tarih araştırmasına girdiler tabiri caizse. İnşallah onun da yine bir hazırlığını yapıp defilesini sunmaya çalışacağız Kayseri halkına. İnşallah Türk motiflerini de orada görme Evet. imkanımız Evet, Türk olacak. motifleri özellikle de Kayseri'ye özgü. Biraz zorlanıyoruz bulmakta ama inşallah bulacağız, yapacağız. Böyle bir çalışmamız da var bu sene için. İnşallah merakla bekliyoruz o zaman. İnşallah. Dilerseniz biraz da yeni açılan kurs branşlarımızdan bahsedelim. Neler bekliyor bizi? Hangi branşlar bekliyor? Bu yeni dönemde işaret dilini ilk defa koyuyoruz biz kurs olarak. Çok ilgi gördü. Çok daha doğrusu istekler vardı bu yönde. Açılmaz mı? Açılırsa işte katılmak istiyoruz gibi imzalar toplanıyor. Bize böyle kurs talepleri bu şekilde gruplar oluşturulup listeler haline gelince açmak biraz da kaçınılmaz oluyor. Şart O oldu artık. talebi karşılamak istiyoruz. İşaret dili çok isteniyor. Çok arzu edilen bir dil. Özellikle çalışanlar bu kursa katılmak istiyorlar. Akşam kurslarında bunu açmış bulunmaktayız ihtisasta. Yeni dönemde bu var. Hızlı okuma kursumuz. Yine anlayarak hızlı okuma diyelim biz buna. Hızlı okuma deyince bu da biraz farklı farklı yorumlanabiliyor. Hızlı okuma kurslarına peki katılım için yaş seviyesi nedir? Yaş sınırı yok aslında. Buna bir yaş sınırı yok fakat ne kadar genç yaş olursa bu gruplarda daha iyi oluyor. Çok böyle görme problemi olan insanların öncelikle onları Hı. halletmeden böyle bir kursa katılmaları çok da anlamlı olmuyor. Zaten gözde sorun varsa okumakta ve Göz o koordinasyonunu sağlamakta görmekte zorluk zorlanacaklar. çekiyorsa belli bir yaştan sonra zaten göz tembelliği dediğimiz bir şey var. O da gerçekleşiyor. Bunları da kabul etmek lazım. Mutlaka. O yüzden biraz yaşı genç olanlarda daha etkili bir program. Mümkün olduğu kadar biz okul öğrencilerine de bunu vermeye çalışacağız, vermek de istiyoruz.
Ama yetişkin olanlar da göz sağlığında bir problemi yoksa, göz kasları zaten bu egzersizlerle gelişiyor zaman içerisinde. Katarakt gibi, görme bozukluğu gibi başka da bir problemi yoksa yine o kişiler de bu eğitimleri çok rahatlıkla alabilir. Faydası da olur mu? Olur, evet. Bizzat yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak ben. Ve çocuklarımda da gördüğüm bu. Özellikle çocuklarda çok daha etkili oluyor. Bu kursu açmış bulunmaktayız. Özellikle yapılan araştırmalarda hızlı okumanın daha etkin olduğundan bahsedilmekte. Hani biz küçüklüğümüzden beri sanki bağırarak okumanın daha iyi anlaşılacağı veya işte yavaş yavaş okursak anlayacağımız gibi bir şey öğrendik ama bu çok yanlış, değil mi? Evet. Daha hızlı okunan şeyler akılda daha kalıcı olabiliyor. Hızlı okulan şeylerin arasına reklamlar girmiyor. O yüzden daha düşünceler kalıcı girmiyor. Yani düşünceler girmiyor. Ne kadar yavaş okursak o kadar iyi anlarız düşüncesi doğru bir tez değil bana göre. Denediğim için diyorum bunu. Çünkü bir cümleyi kurarken gelin duruyorsunuz, hayatınıza birlikte yön verelim. Son kelimeyi okuyuncaya kadar başta okuduğunuz kelimeyi unutabiliyorsunuz. Ama gelin hayatınıza birlikte yön verelim. Bunu zihin ve göz okuduğu zaman unutmuyor. Bütün olarak algılıyor. Evet, bütün parça olarak, parça, kesit kesit değil. Evet, bütün olarak. Zaten amaç orada cümleyi bütün olarak görmek, fotoğrafik görmek diyoruz biz ona. O şekilde görmek. O şekilde bir alışkanlık kazanıldığı zaman hem zamandan kazanılıyor hem anlama da daha kolaylaşıyor. Böyle Evet. bir faydası var. Özellikle biz bununla birlikte okuma alışkanlığını da aslında oturtmayı çok istiyoruz. Sadece hızlı okuma deyip geçmemek lazım. Orada temel amaç okumayı sevdirmek, okumayı daha çok alışkanlık haline getirtmek. Bilirsiniz bizim kaymeklerde sabah 8-8.30-9 arası okuma saatleridir. Evet. Bütün eğitmenlerimiz, temizlik görevlilerimiz, yöneticilerimiz, idarecilerimiz herkes o saatte bir şeyler okumak durumundadır. Yani belki bu haber olabilir, bir paragraf olabilir veya bir sayfa. Evet, Yani çok fazla sabah. okuması bile gerekmiyor. Evet, ama aynen yeter ki öyle. Bir okusunlar. şeyler okunsun. Evet, okumak gerekiyor. Aktualite olabilir, kitap olabilir. Ama kitap okumak gerçekten çok özel bir durumdur. Çok özel bir alışkanlıktır. Bunu edinmek lazım, kaybetmemek lazım. En az okuyan bir toplum olarak bizim artık bunu akışını, ibresini değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Katkımız Büyükşehir olursa da ne âlâ. Belediyesi'nin de yine raylı sistemde böyle bir projesi vardı. Evet. Kitaplar konuldu. Evet. İnsanlar okusun, okumaya teşvik edilsin diye ama maalesef biz halk olarak bunu da farklı şekillerde kullandık. Maalesef alıp götürenler oldu. Götürenler keşke okumaya devam ediyorsa onda da sıkıntı yok. Ama keşke o projeye halk ciddi anlamda destek verseydi de bir güzergahtan tramvaya bindiğinde yol boyunca okusa, ondan sonra indiği durakta geri oradaki rafa koysa, sonra bir başkası gelse onu alsa, oradan okusa, götürse, diğer durakta bıraksa ne kadar güzel bir silsile olurdu, alışkanlık alışkanlık güzel bir olurdu. zincir oluşur Evet, sonuçta. güzel bir zincir oluşurdu. İnşallah yine de umutluyuz. Oluşur inşallah. Yani. İnşallah, neden olmasın. Sözün bu noktasında dilerseniz kısa bir aramız olacak. Aramızdan sonra söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Peki.